Trakya'dan merhaba. Biz buradayız ekip olarak Batı Trakya'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarından gündelik yaşantısına yeni görüntülerle karşınızdayız. Eğitim, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın en önemli sorunlarından biri. Azınlık şimdi de anaokullarda iki dilli eğitim istiyor. Bu konuda verilen sözler var ancak bir türlü yerine getirilmiyor. Aslında anaokulu tartışması 2007 yılında çıkan yeni bir yasayla başladı. Bu yasaya göre Yunanistan'da 9 yıl olan zorunlu temel eğitim, 1 yıllık anaokulu eğitiminin de katılmasıyla 10 yıla çıkartılıyor. Uygulama 2008-2009 eğitim yılında başlatılacak. Azınlık, anaokullarında eğitiminin Türkçe ve Yunanca olarak iki dilli olmasını isterken, Yunan hükümeti bu konuda net bir tavır takınmıyor. Çıkan yasada farklı dil, farklı kültüre sahip olan insanların ana dilde eğitim konusuna atıfta bulunmuyor. Yani farklı ana dile sahip olsanız dahi artık sadece Yunanca anaokuluna gitme zorunluluğu geliyor ki bunu da insan ve azınlık haklarına biz ters bir kanun olarak değerlendiriyoruz. Azınlık çocuklarının gidebileceği Türkçe eğitim veren ilk kurum, bundan 10 yıl önce Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği çatısı altında Gümülcine'de kuruldu. Çocuk Kulübü adı altında faaliyet gösteren bu kurumların sayısı bugün 9'a ulaşmış durumda. Çocuk kulüplerinin faaliyetleri nedeniyle Yüksek Tahsilliler Derneği yöneticileri yargılanmış, sağlık koşulları gerekçesiyle İskeçe'deki çocuk kulübü valilik emriyle kapatılmış olsa da kalan kulüpler faaliyetlerini sürdürüyorlar. İskeçe valisi Yorgos Pavlidis'in imzalamış olduğu bir kapatma kararı var İskeçe Çocuk Kulübü'ne. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bazı araştırmalar sonucunda vermiş olduğu bir karar var. Dolayısıyla İskeçe Çocuk Kulübü valinin emri ve kararıyla şu anda kapatılmış durumdadır. Gerek çocuk kulüpleriyle ilgili yaşanan hukuki sorunlar, gerekse Türkçe eğitim veren anaokulları ihtiyacının hızla artması beraberinde yeni bir yapılanmayı zorunlu kıldı. Gibisin beyaz ve ince. Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi işte bu ve buna benzer zorunluluklar neticesinde kuruldu. Kısaca BAKEŞ dediğimiz Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve Kültür Şirketi
anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lise hatta üniversite kurma yetkisine sahiptir. Bunun tüzüğü resmi bakanlardan onaylanmıştır. Gümülcine'de ve İskeçe'de bürolarıyla örgütlenmiştir ve çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Azınlığın devletten talebi açık ve nettir. İki dille, yani Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulları kurmasını istiyoruz. Devlet bu çağrımıza maalesef cevap vermiyor ve sadece Türklerin yaşadığı bölgelerde sadece Yunanca eğitim veren anaokulları kurmakta ısrar ediyor. Azınlığın bu konudaki taleplerine mutlaka kulak verilmesi gerekiyor. Eğer bu soruna içeride Yunanistan içerisinde cevap verilmezse, bulunmazsa, o zaman uluslararası mekanizmaları da, uluslararası boyutta da bu soruna çare aramak zorunda kalacağız. Fakat ben öyle inanıyorum, Azınlık Eğitim ve Kültür Şirketi azınlığın eğitim konusundaki bütün büyük sorunlarına cevap verebilecek nitelikte çok güçlü ve çok ciddi bir kuruluş olduğuna inanıyorum. Biz devletten çift dilli anaokullar istiyoruz. Çünkü bizim, madem ki Yunanistan'da yaşıyoruz, Yunanca'yı da çok iyi öğrenmesini istiyoruz çocuklarımızın. Çok lazım bize, yani bu ülkenin resmi dili olan Yunanca da çok lazım. İkisini de öğrenmeleri için ana okullarının çift dilli olmalarını istiyoruz ve bunun sözü gerek daha önceki iktidar döneminde, gerek bu iktidar döneminde verildi. İki hükümette bu sözü verdiler. Fakat nedense seçimlere yakın bu söz veriliyor, bilahare unutuluyor. Bu isteğe karşın hükümetin anaokullarında nasıl bir eğitim öngördüğü belirsizliğini koruyor. Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı Evripides Stylianides daha önce bu konuda yönelttiğimiz soruya şu yanıtı vermişti. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Meclisten geçen yeni yasaya göre anaokulları artık zorunlu eğitimin bir parçası. Bu okulların nasıl adlandırılacağı beni meşgul etmiyor. İki dilli mi, kültürler arası mı ya da devletin herhangi başka bir şekilde mi isimlendireceği. Önemli olan eğitim prosedürünün kolay hale getirilmesi. Bunun gerçekleşmesi için de çocuğun anaokulda vatandaşlık dili ve köken diliyle iletişim imkanına sahip olması gerekiyor. Niyetimiz açık. Ailelerin ve özellikle de çocukların eğitimcileriyle daha iyi bir iletişim içerisinde olmasını sağlayacak bir uygulamayı gözetmek istiyoruz. Bunu yaparken bugüne kadar mevcut anaokul öğretmenine destek çıkacak, dil bilgileri ve aldıkları eğitim değerlendirilerek azınlıktan da dahil olmak üzere bölge gençleri kullanılabilir. Böylece bu kurumda çalışacak azınlık eğitimcileri için yeni iş imkanları da açılmış olacak. Umutlu musunuz bu konuda? İki dilli eğitim kurumları, anaokulları oluşacak mı? Böyle bir umudunuz var mı?
Yani bu en doğal bir olay, yani en doğal hakkımız da üstelik. Sonra bunun örnekleri de var. Yani ilkokullarımız böyle olduğuna göre, ortaokullarımız da olduğuna göre, azınlık ortaokullarımız var, liselerimiz var. Bunlar olduğuna göre anaokulları niye olmasın? Peki neden bu kadar zorlanılıyor böyle bir karar? Niye böyle bir siyasi irade eksikliği var? Maalesef bu dönem öyle bir krize girildi yine. Bilmiyorum artık. Belki de bakanlıklardaki zihniyette bir değişiklik oldu. Bilemiyorum. Fakat bu en doğal hakkımız olan çift dilli anaokullarının bence bir an önce açılması lazım. PASOK iktidar döneminde Vasso Papandreou gelerek burada İçişleri Bakanı olarak söz verdi. Yeni Demokrasi Partisi geldi iktidara. Bu sefer de İçişleri Bakanı Dora Bako yani bölgemize geldiği zaman söz verdi. Fakat ikisinin sözü de daha henüz uygulanmış, gerçekleşmiş değil. Bu sözlerini tutmaları için kendilerine daima hatırlatmalarda bulunuyoruz, bulunacağız da. Sağ olsun milletvekillerimiz durmadan soru önergeleri vererek mecliste gündemde tutuyorlar bu işi. İnanıyorum ki uygun bir zamanda, belki de bilmiyorum nedir yani şu anda sorun. Bu işin olacağına ben inanmak istiyorum mutlaka. Çünkü olması şart. Yani Avrupa Birliği'nde de artık her insanın ana dilini öğrenmesi en doğal hakkı olarak ortamı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o bakımdan yani biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bırakmadığımız takdirde de mutlaka bir sonuca ulaşacağız. Şimdi dersler katler katler, yol olursam hak ver hak ver. Daha dün annemin kolunda, şimdi dersler zor ilkokulda. Şimdi dersler katler katler, yol olursam hak ver hak ver. Daha dün annemin kolunda, şimdi dersler zor Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ile Gündem Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği portre konulu resim ve kompozisyon yarışması ödül töreni Gümülcine'de yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Gündem Gazetesi ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu kompozisyon ve resim yarışmasına hoş geldiniz. Bu yıl 12.si düzenlenen yarışmanın açış konuşmasını yapan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toroman, Türkiye'de öğretmen okullarında yetişen Batı Trakyalı öğretmenlerin her geçen yıl daha da azalmasıyla resim ve kompozisyon yarışmasına katılanların sayısının azalması arasında bir paralellik kurarak yarışmanın sürdürülebilmesi için daha fazla gayret çağrısında bulundu. Türk kültürünü ve bu Türk kültürüne hizmet eden insanların yeteneklerinin ortaya çıkarılması zorunluluğu vardır. Aksi halde düşündüğümüz gibi yaşayamazsak, yaşadığımız gibi düşünmek zorunda kalırız. Bu yarışmayı devam ettirebilmek için daha çok gayret etmemiz gerekecektir. Temennim bu yarışmanın devamını sağlamaktır. Gündem Gazetesi sahibi ve genel yayın yönetmeni Hülya Emin, katılımda azalmaya dikkat çekerek herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı. Ve küçük kardeşlerime söyleyecek bir iki sözüm var. Bu yarışmada
Ödül almak belki önemli olabilir ama benim açımdan önemli olan sizin bu tür yarışmalara katılıyor olmanız. Çünkü bu gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda artık birer yetişkin olduğunuz zaman siz toplumda da yer alacaksınız, toplumu ilgilendiren konularda yer alacaksınız. Bu da umut verici. O yüzden öğretmenlere bir kez daha sesleniyorum. Bayrağı devralacak öğretmenler bundan sonra. Bu gençlere teşvik niteliğinde girişimlerde bulunsunlar, onları sosyal kılsınlar, onları toplumun faydalı bireyi haline getirsinler. Bir kez daha öğretmenlere, anne babalara teşekkür etmek istiyorum ve emekliye ayrılan öğretmenlere de sizden bir alkış diliyorum. Çünkü onlar bizleri bugüne getirdiler. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer de geleneksel hale gelen bu yarışmaya birlikte sahip çıkılması gerektiğinin altına çizdi. Bu yarışma sadece öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin başarısını değil, Trakya Türk azınlığının kültürel seviyesini, kültürel performansını, kültürel kalitesini gösteren bir yarışmadır. Onun için burada sadece öğretmenlerden, öğrencilerden gayret beklemek dışında tüm toplumdan, anne babalardan, tüm kurumlardan el birliğiyle bir gayret sarf edilmesi lazımdır. Bu yarışma tabii bugüne kadar formasyonlu öğretmenler tarafından büyük ölçüde onların gayretleri sayesinde yaşatılmış, gelenek oluşturulmuştur. RODOP PASOK Milletvekili Ahmet Hacı Osman ise bu tür etkinliklerin toplumu bir araya getirdiğini belirtti. Azınlık eğitimi bir kere her şeyden önce kendi dilimizi, Türkçemizi öğrenmek, öğrenilmesi için yetkililerden talepte bulunmak bizim en doğal hakkımızdır. Bunu istememiz lazım. Bu konu üzerinde efendim hassasiyetle durmamız lazım. Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu As Başkanı İlhan Ahmet, azınlık eğitiminde en büyük sorunun öğretmen açığı olduğunu söyledi. Burada bir defa söyleyelim, encümen kararıyla öğretmen alımı konusunu, yani Lozan Anlaşması'nda bize verilmiş olan bu hakkın takibinin daha sıkı ve daha etkin bir şekilde olması için zaman yaklaşıyor. Ben geç kalındığına inanmıyorum. Azınlığın kendi diline sahip çıkma çabalarının daha da yoğunlaştırılması gerektiğinin sıkça vurgulandığı ödül töreninde İskeçe Merkez Türk İlkokulu öğrencisi Emine Mahmut, kompozisyon dalında birinciliği elde etti. Katılım belgesini ulaştırmanız adına vereceğim. Sizin nezdinizde de öğretmeni tebrik etmek istiyorum. Genç arkadaşımıza da başarılar dilediğimi belirtmek istiyorum. Resim dalında ise Koruköy Türk Okulu öğrencisi Cansu Mustafaoğlu birinci geldi. Ödülünü vermek üzere Batı-Trakya Türk Öğretmenler Birliği Sayın Sami Toraman'ı davet Resim ve kompozisyon yarışması dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu. Thank you.
Gümüşhane Türk Gençler Birliği'nde Ebru kursundayız. Ebru sanatçısı Fevzi Ali ile birlikteyiz. Sizi resim çalışmalarınızdan tanıyoruz ancak son yıllarda Ebru sanatıyla da ilgilendiğinizi görüyoruz. Bu ilgi nasıl başladı? Şimdi ben zaten resimle ilgileniyordum. Ama bu arada işte Ebru'ları televizyonda veyahut da bazı yayınlarda gördüm. İlgimi çekti. Nasıl yapabilirim? Ön malzemeler neler, önce onları bir temin ettim. El yordamıyla kendi kendime başladım. Herhangi bir hocaya falan gidip hiçbir bilgi almadan, hiçbir kurs falan görmeden herkesten habersiz kendi başıma atölyede burada bu çalışmalarına başlattım. Bilahare Edirne'den Mehmet Hadi Çıtbudak hocayı getirttik buraya. Bir hafta kaldı, sağ olsun bizlere kırmadı geldi. Bir hafta bizlerle ilgilendi. Ebru'nun bazı sırlarını bilemediğimiz, çözemediğimiz taraflarını bize gösterdi, anlattı. Dolayısıyla elimiz rahatladı. Ondan sonra daha bir hız verdik. İşte iki yıldan beri de böyle her gün son süre çalışıyoruz. Öğrencilerimiz oldu. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki Batı Trakya'da bilinmiyordu bu geleneksel Ebru sanatı. Bu da bilinsin, bu da tanınsın, bu da görülsün. En azından Yunanlar da hiç bilmiyor. Biliyorlar onlar marmorografiye diye bir şey biliyorlar ama o değil tabii bu bizim yaptığımız Ebru. Tamamen Orta Asya'dan geldiği şekilde geleneksel, bugün Türkiye'de uygulandığı biçimiyle suda erimeyen boyalarla, topraktan elde edilen boyalarla yapılan geleneksel bir Ebru ve bu Ebru'yu sürdürmek istiyoruz. Ebru ile ne zaman tanıştınız? Ebru ile 2 yıl önce tanıştım diyebilirim. Daha önceleri Fevzi Hoca ile sohbetlerimizde Ebru'dan bahsediyorduk. Fakat 2 yıl önce Ebru yapmaya çalışmaya başladık. Nasıl bir sanat dalı, zor mu, size neler katıyor, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Her şeyde, her sanatta olduğu gibi bu da zor bir iş. Çok sabır gerektiren bir sanat dalı. Sabretmeniz gerekiyor çünkü işin sırrı müthiş dengeye ulaşmakta. O dengeye ulaşmak için de çok sabretmeniz ve çok çalışmanız gerekiyor. İstanbul'da Cafer Ahmet Resesi'nde Hikmet Barutçugil vasıtasıyla Ebru'yu tanıdım ve 2 yıl orada devam ettim. Burada kaç yıldan beri Ebru ile uğraşıyorsunuz? Burada Fevzi Hocam'ın Fevzi Hocam'la birlikte başladık. 2 yıl önce başladık ve o günden bu yana da aralıklarla devam ediyoruz. Ebru sanatının zorlukları neler? İşte gerekli malzemeleri burada bulamıyoruz. O zaman bunları Türkiye'den getirtiyoruz veya gidip bizzat kendimiz alıyoruz. Bazılarını örneğin mesela bizim yörenin kendine has renkli topraklar var. O topraklardan temin ettik. Onlarla onları bir işlemden geçirerek boyalar yaptık ve o boyalarla zeminler attık. Dolayısıyla Batı Trakya toprağı üzerine geleneksel Türkiye Ebru'su desenleri, çiçekleri yaptık. Sürdürürüz yani.
iyi gidiyor. 2 yıldan beri çalışmalar devam ediyor diyorsunuz. İnsanların ilgisi nasıl? Daha henüz gösteremedik insanların ilgisini. Artık şeyden sonra bakalım. Genel anlamda kapsamlı bir sergi yaparsak. Çünkü gelenler, burada atölyede görenler en azından çok beğeniyor, çok ilgileniyorlar. Onları oturtuyoruz teknenin başına ama kitresi ayarlanmış, boyaları ayarlanmış, öd ayarı yapılmış boyalarla yapıyorlar. Meraklanıyorlar, çok güzel, hoşlarına gidiyor. Ancak bu işin mutfağı zor. Örneğin kitre hazırlamak başlı başına bir külfet. Kitreyi ilk gün ıslatıyoruz. 2 gün şişiyor. Şiştikten sonra işte elimiz, avucumuz ayasıyla eziyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. 3 gün sonra kaput bezinden, Amerikan bezinden, torbalardan 4, 5, 6, 7, 8 sefer bazen sürdüğümüz oluyor. Bu mutfağı zor. O zaman boyanın işte 2 saat, 3 saat, saatlerce ezilmesi lazım toz boyaların. Hatta bu bizim elde ettiğimiz toprakların ince eleklerden geçirilecek, granit mermer üzerinde el taşıyla, destisenkle ezilecek. Ondan sonra kullanacak hale gelir. Ötle pişmesi lazım. 1 hafta, 2 hafta beklemesi lazım. Salonadan gidip sığır ödü temin edeceksiniz. Yani bunlar hepsi ürkütüyor şeyleri, Ebru severleri. Ama tekne her şey boyalar hazırken yapmak hoş ve güzel. İlginç, güzel desenler çıkıyor. En azından insanların boyaların suyun üzerinde yüzdüğünü görmeleri insana bir refah ve ferahlık veriyor. Burada sizi en çok rahatlatan ne bu işi yaparken? Ben kimse olmadığı zaman, başlı başıma yapayalnızken teknemi açtığım zaman tasavvuf müziğinden ney olan CD'lerden koyuyorum. Hafif bir müzik eşliğinde bir başıma çalışıyorum. Bütün tasalarımı, kahrımı, gamımı unutuyorum yani. Biz buradayız. Haftaya da burada olacağız. Batı Trakya'dan sevgilerle.